Abdülkadir Selvi Şehitlerimizden sonra bölgede son durum ne? Acımız büyük. Şehitlerimizi vatan toprağına teslim ettik. Rabbim onları peygamberimize komşu etsin. Mekanları cennet olsun. Ama ateş düştüğü yeri yakar. Ailelerine Allah sabır versin. Karın, tipinin, sisin, görüş mesafesinin sıfır indiği bir zamanı fırsat bilen teröristler 12 askerimizi şehit etti. Teröristlerle ilk olarak üst bölgesinin ön saflarına kurulan emniyet kolları sıcak çatışmaya girdi. Şehitlerimiz emniyet kolunda görev alan askerlerimiz arasından çıktı. Üst bölgesindeki askerlerimizin takviye gelmesiyle anında mukabele edilip yoğun hava harekatıyla teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi. Peki bu olaydan sonra bölge ne durumda? İHA ve SİHA'lar görev başında. Bölgede sis ve pusun açılması ile birlikte yer yer İHA ve SİHA'lar görev yapmaya başladı. Ama bölgenin hala bir kısmında sis nedeniyle görüş mesafesi düşük. Türk Silahlı Kuvvetleri şehit verdiğimiz geçici üst bölgesinde her olaydan sonra olduğu gibi idari tahkikat başlattı. Kaldığımız yerden mücadele devam. Tek şey söyleniyor. Terörle mücadele kaldığımız yerden ve aynı kararlılıkla devam ediyor. Şehit verdiğimiz geceden itibaren tespit edilen teröristler ve kaçış yolları vuruldu. Şehitlerimizin katilleri tamamen etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı. 700 mağara temizlendi. Sadece ZAP bölgesinde şimdiye kadar 700'e yakın mağara ve sığınak temizlendi. Zorlu kış koşullarına rağmen mağaralar temizlenmeye devam ediyor. Terör sınırlarımızın ötesinde karşılama ve kaynağında yok etme konsepti nedeniyle Irak sınırının ötesinde kalıcı ve geçici üst bölgelerimiz kalmaya devam edecek. Irak devletiyle olan iyi ilişkilerimiz sayesinde bölgede kalıcı ve geçici üstlerle fiili bir tampon bölge oluşturuldu. Tampon bölgenin güçlendirilmesine devam edilecek. PKK'nın istediği olur. 2019 yılından bu yana devam eden pençe ve pençe kiret operasyonlarından sonra kış şartlarında neden askerlerimiz sınırlarımızın içine çekilmiyor deniliyor. 12 şehit verdikten sonra bu görüşü savunanlar oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ise bunun şimdiye kadar kazanımlarımızdan vazgeçmek anlamına geldiğini belirtiyor. Terör örgütünün en çok istediği şeyin Mehmetçiğin o bölgeden çekilmesi olduğunu altı çiziliyor. Türk askeri o bölgelerden çekilirse terör örgütü oralara yerleşir. Bu kez terör saldırısını sınırlarımızın içinde göğüslemek zorunda kalırız deniliyor. Neden milli yas ilan edilmedi? 12 şehit verdikten sonra CHP ve İyi Parti'den milyas ilan edilmesi teklifi geldi. Peki neden milyas ilan edilmedi? Terör örgütü ilk saldırısını 15 Ağustos 1984 yılında Şemdinli ve Eruha yapmıştı. O tarihten bu yana şehitler verdik. Ama PKK saldırıları nedeniyle milyas ilan edilmedi. PKK terör örgütüne Türkiye milyas ilan ettirilip duygusu tattırılmadı. Terör örgütünün moral üstünlük sağlanmasının önüne geçildi. Özgür Özel dost ateşinden kimi kastetti? Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olduktan sonra ilk düğmeyi yanlış ilikledi. Hem de tek düğme değil, iki düğmeyi birden. Bir, ilk günden emanetçi damgasını yedi. Özgür Özel'i e herkes Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi olarak görüyor. İki, Türkiye'ye işgalci diyen opera sanatçısı Pervin Çakar'ın elini öptü. 3- PKK'nın siyasi kolu olan Dem Parti'yi genel merkezinde ziyaret ederek seçimlerde işbirliği teklif etti. Dört, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın size CHP'nin eş başkanı diyesim geldi sözlerine yanıt vermedi. 5. Erdal İnönü'den Deniz Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu yana SHP ve CHP mecliste PKK'yı kınayan ortak bildirilere imza atmasına rağmen Özgür Özel 12 şehit verdiğimiz bir gecede meclis tarafından yayınlanan ortak bildire imza atmadı. 6. Bu kararıyla CHP ile PKK'nın uzantısı olan Dem Parti'yi aynı fotoğraf karesine sokan Özgür Özel Dün CHP grubunda kendini kurtarmak için adeta çırpındı ama ikna edici olamadı. 7. Özgür Özel heyecanlı ve gergindi. 8. Özgür Özel ilk günden itibaren PKK ve onun siyasi kolu DEM Parti ile mesafe konusunda başarılı sınav veremedi. Şehitler verdiğimiz bir sırada bu durum CHP'nin aleyhine döndü. 9. CHP'nin meclisteki ortak bildiri imza atmaması CHP milletvekillerine sorulmadı. CHP milletvekilleri bu karar karşısında zor durumda kaldı. 10. Özgür Özel, CHP milletvekillerinin yanında olduğunu göstermek için grup toplantısında ayağa kalkıp kendisini alkışlamalarını sağladı. Siyasi şov yaptı. Kılıçdaroğlu mu kastetti? 11. Çiçeği burnunda bir genel başkan olarak dost ateşinden söz etti. Özgür Özel dost ateşiyle kimi kastetti? Bu sözlerin hedefi Kılıçdaroğlu muydu yoksa Meral Akşener miydi? 12. CHP tarafından yayınlanan bildiride PKK denilmemesi tepkilerinden oldu. Özgür Özel bunu savunurken PKK demek durumunda kaldı. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır mecliste bildiri okurken PKK deme ihtiyacı hissetti. Hani terör örgütünün ismine bildirde yer vermiyordunuz. Neden PKK demek zorunda kaldınız? Okulda işkenceci Esat Oktay Yıldırım'ın ismi. İzmir Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi web sayfasını bu haber doğru mu diye bir daha bir daha kontrol ettim. Her defasında o haber çıktı karşıma. Daha sonra bir daha aradım. Bu kez haber yoktu. İnşallah yanlış karardan dönülmüştür diye düşündüm. 12 Eylül döneminin ünlü Diyarbakır cezaevinin işkenceleriyle ünlü komutanı Esat Oktay Yıldıran'ın ismini İzmir Buca'da bir okula verilmesinden söz ediyorum. Eğitim yuvası olan okulla bir işkencecinin ismi bir araya gelir mi? O Esat Oktay Yıldıran ki insanlara bok yedirildiği Diyarbakır cezaevinde işkenceli ünlü bir komutandı. Öyle ki köpeği coğaya selam durdurur, cezalandırılacakları günlerce köpek kulübesine atardı. İnsanları çıplak bok çukuruna atardı. Diyarbakır cezaevinden yolu geçenler aralarında AK Partili Orhan Miroğlu'ndan Ahmet Türk'e, Gülten Kışan'a kadar yolu Diyarbakır cezaevinden geçen herkes Esat Oktay Yıldırım'ın işkence tezgahından geçmişti. Kimi işkence de ölmüş, kimi sakatlanmış, kimi hayatı boyunca unutamayacağı travmalarla baş başa kalmıştı. Diyarbakır'da işkenceleriyle ünlü Esat Oktay Yıldıran, Mamak cezaevinde ise Raci Tetik vardı. Öyle ki PKK Diyarbakır'ın Fisköy'ünde kuruldu ama gelişmesini Diyarbakır cezaevinde yaptı denilir bölgenin ileri gelenlerinden Cemil Felatoğlu eğer cezaevinden çıktıktan sonra yaşım genç olsaydı daha çıkardım demişti. O denli bir zindandı Diyarbakır cezaevi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hafıza müzesine dönüştürüldü. Yanlıştan dönüldü. Türkiye 12 Eylül dönemi işkencelerin izlerini silmeye çalışırken Buca'da bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi yüreğimi sızlattı. Çocuklarımızı bir işkenceci mi rol model olarak göstereceğiz? okullarımıza işkencecilerin, darbecilerin değil bilim adamlarının, şehitlerimizin ismi yakışır. İşkenceci Esat Oktay Yıldırım'ın isminin okuldan kaldırması çağrısı yapmaya hazırlanırken Milliyetin Bakanlığı'nın yüreğimize yanlıştan dönüldüğünü gösteren açıklaması geldi. Yerinde bir karar oldu. Duyarlılığı için Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin'i tebrik ediyorum. <laughs>